Anne hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin oğlum. Ben oraya sürahi koydum. Hani ilaçlarınızı içersiniz, sonra gece hararet basarsa mutfağa gitmek zorunda kalmayın. Başka bir ihtiyaç var mı? Bu buruşuksa ütüsüz mü seriyorsun bunları? Hiç yakıştıramadım sana. Yok canım katiyen. Ben hep ütülerim de bu karıştı mı? Gamze! Gamze herhalde karıştırdı çocuk. Ben hemen bir ütü masası yok, çıkarayım. Yok. Tamam bu gecelik idare ederim ben. Bırak gel. Bırak. İyi geceler Razi teyze. Anne. Bir türlü ağzını alıştıramadın ya. Anne. Anne. İyi geceler Razi anne. Gel bakalım hayatım. Çok yoruldun sen bugün. Öldüm ben ya. Ben gerçekten yorgunluktan öldüm. Aa canım benim. Bütün gün kendimi annene beğendireceğim diye uğraştım. Aa. Sonuç? Sıfır. Annen beni beğenmiyor. Olur mu hiç öyle şey? Bayılıyor annem sana. Yalan konuşma Allah aşkına. Sen de ben de biliyoruz. Ben Şenur değilim tabii. Ben Şenur kadar becerikli değilim. Onun gibi dolma saramıyorum. Onun gibi sabit gelirim de yok. Şenur'u alaydınız. Beni niye aldınız? Evet, istedik çok ama olmadı işte. Hem maaşı da var. Dolmayı da güzel sarıyor gerçekten. Şenur'un. Hı. Ciddisin değil mi? Canım benim. Hiç ciddi olur muyum ya? Gel bakayım sen. Gel bir tanem benim. Sen benim günlerimin neşesisin. Hayatımın ışığısın bir tanem. Hı? Hiç üzme bakayım sen kendini. Evham yapma. Şenur. İsme bak. Canım koyuyorum biraz daha sana. Bir şey daha yapma ne olur. Ay yemin ederim masaya yatacağım şimdi ha. Kaçıncı bu? Pardon hayatım. Niye özür diliyorsun acaba? Çocuk belli ki bütün gece uyumamış. Sen ağzını açıp dünya yutacakmış gibi horlarsan bu çocuk da uyuyamaz tabii. Ben mi horladım? Ben horlamam. Tabii. Bütün gece ev inledi horultundan. Gideyim. Yumurtalar kayısı kıvamında olmuştur. Tam oğlumun istediği gibi. Niye gülüyorsun? Yok gülmüyorum ben. Bayağı gülüyorsun. Yok gerçekten gülmüyorum. Horluyor muyum ben? Yok. Değil. Yani horlamak değil o. Böyle şey olduğunda bazen. Nadir çok. Yorgunken sırt üstü yattığında. Aslında horlamak değil ki o canım. Böyle yüksek sesle nefes almak biraz. Horlamıyorum ben. Horlamıyorsun hayatım. Ben yanlış anlamış oldum. Ben horlamam. Ya lütfen Sinan ha. Gerçekten benim artık burama geldi. Aa. Ne aa ya? Annen zaten engerek yılanı gibi diliyle sokup sokup çıkarıyor beni. Boş ver sen onu. Boş ver. Sen boş ver onu. Niye onunla bir olup kek kek gülüyorsun bana? Kim ben mi? Sen. Ne alakası var? Bak yemin ederim ben de cevap vermeye başlarsam burası savaş alanına döner ha. Nereye horluyorum ben? Yeni mi çıktı bu? Şimdiye kadar horlamıyordum. Anan geldiği gün mü horlamaya başladım? Cık. Ayıp ya. Yumurtalar da geldi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Raziye anne. Bu çaydanlığın hali ne? Tek mili birden kararmış. Kızım sen hiç limonla olmuyor musun bunları? Be kızım. Annen sana hiç ev kadınlığı sanatı da mı öğretmedi ha? Anne. Sence Yasemin üzerine fazla gitmiyor musun ya? Bak o hem kızını büyütüyor, hem çalışıyor, hem evi en iyi şekilde çekip çeviriyor. Üstelik şu haline rağmen. Ben onun her şeyinden fazlasıyla memnunum. Sen beni de ağzına demedin mi oğlum? Ev işlerinde zayıf, biraz da sakar diye. Ben... Hayır. Ya sevimli sakarlık. Sevimli sakarlık dedim ben. Oğlum, Sinan'ım sen hiç merak etme. Ben ona her şeyi öğreteceğim. Bir usta olacak, bir usta. Nasıl olsa torunum doğuncaya kadar buradayım ha. Gel.
bilinçli o torun doğmadan ben gideceğim öte dünyaya. Allah'ım dayanamıyorum ya. Nedir bu çektiğim şimdi? Pazarı ne gün kuruluyorsa bana bir deyiverin de gideyim biraz alışveriş yapayım. Biraz sebze, biraz meyve alayım. Her gün manav, her gün manav. İnsanın kazancını eritir billahi. Tabii bunu evin hanımının düşünmesi lazım ama. Neyse. En az olsa torunum doğuncaya kadar buradayım. En az olsa torunum doğuncaya kadar buradayım. Çantamı alıp geliyorum ben de. Gelme! Gelme bebek, gelme! Hayatım, biz hemen hastaneye yetişelim. Gel. Ben gidelim, gel, gel, gel. Gidelim. Anne, ben ararım seni sonra. Gelmesin, gel. Dayan hayatım, dayan. Az kaldı. Benim dayanacak bir dakikam bile kalmadı ya. Benimki de canım. Ya sevgilim, 5 dakika ya. Hastanedeyiz, 5 dakika. Bırak Allah aşkına hastaneyi. Ben annene dayanamıyorum. Sevgilim, bırak şimdi annemi. Sen doğum mu konsantre ol bak. Ne güzel bir şey. Doğum, doğum yok ya. Ne olur bir sağda dur. Nasıl yok? Sağda sağ salim, ben bir yerde dur Sinan. Sinan dur şurada. Sancı? Sancı mancı yok. Annenden kurtulmak için uydurdum. Ya suyun geldi senin. Su yok Sinan ya. Suyu ben döktüm üstüme. Annenin dırdırından kurtulmak için. Ya ama hayatım. Ne kadar korkuttun sen beni, biliyor musun? Sinan ne yapayım, benim başka çarem yoktu ki. Vallahi böyle devam ederse ben ya sinir hastası olacağım ya da cinnet geçireceğim. Önce kendimi sonra ona öldüreceğim. Ya baba sevgilim, bu kadar büyütme bence ya. Tamam sivri dilli falandır ama. Sinan öldürdü beni, öldürdü. Ya her şeyi takmış durumda. Benim banyoya koyduğum sabuna bile ya. Sabun, sabun, süs sabunu yok mu? Diyor ki ona niye onu koydun oraya, o erir. Erisin süs sabunu. Ne çarşafım kaldı, ne battaniyem kaldı, ne çaydanlığım kaldı. Tırnak kontrolü yapıyor beni ya. Şenur da Şenur. Ama ben de insanım artık. Bir de diyor ki çocuk doğana kadar ben sizinle kalacağım. Bak Sinan gerçekten elim ayağım titriyor sinirden ya. Buna bir hal çaresi bul ne olur. Ben anladım hayatım. Tamam sen hiç merak etme. Şimdi eve dönünce güzel bir şekilde konuşurum ben annemle. Evet. Ankara'ya dönmesi konusunda ikna ederim onu. Konuşlar mı sahiden? Konuşmayalım. Ya bak senin annen biliyorum. Benim böyle konuşmamam gerekiyor ama burada. Yok. Gelsin kalsın, gelsin gitsin gelsin ama yatılı kalmasın, ebediyen olmasın yani, anladın mı? Alındın değil mi? Alındın, alındın işte. Hayır hayatım, alınmadım. Olur mu öyle şey? Ben bilmez miyim annemin huyunu? Çok seviyorum ben seni Sina'ya. Vallahi ne tatlısın sen Sina. Sina, acaba annene bugün söylemesen mi ya? Belki yarın kendiliğinden gider kadın. Yok yok, ben usulünce konuşurum. Senin sıkılmanı istemem. Şey, içim rahat etmedi bir. Ayıp olacak gibi. Yok, olmaz olmaz. Hoş, annen de bana çok ayıplar etti de neyse şimdi. Uf demeye başladım. Anne gel gel. Şükür geldiniz. İnşallah kötü bir şey yoktur çocuklara. Yok anne yok. Kramp girmiş sadece. Seninle biraz konuşabilir miyiz anne? Konuşuruz oğlum konuşuruz ama önce gelinin bir tatlısını yesin. Bana mı tatlı? Evet. Sen sütlü tatlılar severim demiştin ya. Ben de sakız muhallebisi yaptım sana.
Çok korkular atlattın. Bundan sonra seni el üstünde tutmak gerek. Bana bunu hususi olarak mı yaptınız? Tabii yavrum. Sen ne konuştun annenle ya? Ama boş ver. Ne konuşacaksın? Ben yabancı mıyım? Ben de ailedenim. Benim yanımda konuşun. Öyle diyorsa. Bak bakalım güzel olmuş mu tatlı? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bülbül'ün çektiği dili belasıymış. Biz insanlar da öyleyizdir bazen. İçimizdeki şefkati bir yolunu bulup da anlatamayız dilimizle. Ama hareketlerimiz, davranışlarımız... işte onlar konuşur bizim adımıza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.